İnşallah. Hazreti İsa'nın ikinci kez gelişiyle ilgili olan ayetler. Ayette Hazreti İsa'nın ölmediği ve öldürülmediği bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 157. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demelerin nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Bu kelimenin Arapçası ma katelehu ve onu asmadılar ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şübbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katalehu. Ya Allah. Evet. Şimdi şöyle oluyor. Hazreti İsa'nın talebeleri var. 12 kadar talebesi var. Bir de 13. bir talebesi daha var. Roma döneminde Hazreti İsa'nın bulunduğu evi de ihbar ediyorlar. Şu evde diyorlar. Zaten bir idam kararı var Hazreti İsa yönelik. Yakalamak için o devrin polisi, asker yani geliyor. Eve baskın yapıyorlar. O muhbir olan şahıs, o 13. münafık olan talebesi, işlerinde münafık o, ihbar için evin içerisine giriyor. Önden yani arkasından Romalı askerler giriyorlar. Hazreti İsa'nın o girdiği odaya yöneliyor. Odaya giriyor. O anda Hazreti İsa göğe alındı işte. Yani zaman ve mekanın dışına çıkarıldı. O da dışarıya çıkıyor Hazreti İsa ararken. Askerler nerede İsa diyorlar. Adamlar İsa yok deyince bu zaten İsa diyorlar. Evet. Benziyor zaten İsa'ya çünkü. Tabii yani benziyor. Allah daha da benzetildi diyor ayette. Daha evet. da benzettim diyor. Zaten benziyor daha da benzet diyor Allah. Onu İsa diye yakalıyorlar. O bağırıyor zaten. Ben İsa değilim diyor. Ama yani adamlar kesin inanmıyorlar. Başka kimse yok ki diyorlar yani. Evet. Buraya girdiğine göre, yani başka da bir adam olmadığına göre. Evet. Yani muhbire de benzemiyor adam. Evet. Yani Allah ben değiştirdim diyor yüzünü evet. diyor. Evet. Onu Hazreti İsa diye yakalıyorlar. Hatta son olarak Elohi Elohi diyor. Beni niye bıraktın diyor. Evet. Allah'ın Hazreti Peygamber'e böyle bir söz söylemezler. Evet. Çarmıha gerilmiştir. Bağıra bağıra ölmüştür çarmıhta. O Allah'ın ona verdiği bir belaydı. Allah seni onların içinden diyor tahir kıldım. Seni katıma aldım diyor. Teveffeni diyor Allah. Evet. Göğe aldım seni diyor. Yani zaman ve mekan içindeki bir anda zaman ve mekan dışına çıkmıştır. Şimdi yeniden zamanın ve mekan içerisine bırakılacak. Alırken Allah onu baygın halde almıştır Hazreti İsa'yı. Uyku halinde almıştır. Onun için ona teveffeni diyor. Yani biz uykudayken de o durumda oluyoruz. Vefat etmiş oluyoruz. Yani bir nevi ölüm halinde oluyoruz. Kur'an ayeti var. İnsanlar uykudayken ölürler diyor Allah. O da ölü gibi yani teveffeni böyle baygın halde alınmıştır. Evet. Göğe alınmıştır. Evet, inşallah. Allah yeniden şimdi onu zaman ve mekan içerisine sokacak. Geldiği vakit yine uyur halde bırakılacak. Yani baygın halde, uyur halde. Kalkacak, kalktığında geçmişini hatırlamayacak. Yani geçmişini bilirse imtihan kalkar çünkü. Yani geçmişini bilmeyen, hafızasını kaybetmiş bir insan olarak kalkacak. Bir Müslümanlığı andıran Hristiyan topluluğu içine gelecek diyor. İnşallah. Bediüzzaman. Onlar da ilk başta tabii kıyafetinden, görünümünden şüphelenecekler. Yani bir olağanüstülük olduğunu anlayacaklar. Zamanla onun Hazreti İsa olduğunu anlayacaklar. Yani zaten görünüşünden anlaşılıyor. Bir fevkalade olduğunu bilecekler. Zamanla o hem yabancı dilleri öğrenecek. Çünkü o hafız yani ezber gücü çok kuvvetli olur peygamberlerin. Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i öğrenecek. Fakat Kur'an'ın hak olduğunu anlayacak. Bakar bakmaz anlar zaten. Kur'an'a tabi olacak. Oradan o Hristiyan topluluğu da, o cemaati de onlar da Müslüman yapacak. Kur'an'a tabi edecek. O gizli toplulukla bütün Hristiyan alemini İslam'a bağlayacak. İnşallah. Yani gizli bir faaliyeti olacak. O yüzden Hazreti İsa gelmiş de olabilir. Yani gizli bir faaliyet içinde olabilir şu an. Çünkü dünyadaki kilit noktadaki insanlara yöneleceğini anlıyoruz Said Nursi'nin izahlarından. Ya yani dünya liderlerine, evet. önemli mesela askerlere, mesela çok ünlü kilit noktadaki kişilere yöneleceği. Ta ileri aşamada Mehdi'nin son faaliyetleri döneminde yani iyice İslam dünyaya hakim olduğu dönemde de Hazreti Mehdi'ninle beraber namaz kılmak üzere yanına gelecek. Orada kendini tanıtacak. İlk defa Mehdi orada görecek Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Onun arkasından da birlikte dünyaya hakimiyetleri var.
İnşallah. Bu okuduğu ayet de o. Kur'an ayeti. Allah onu asmadılar ve öldürmediler diyor. Evet. Onlara öyle göstertildi diyor. Evet. Ve şüphe içindedirler diyor. Hakikaten öldürdük mü öldürmedik mi diye şüphe evet. içindedirler diyor Allah ayette. Değil mi? Evet hocam. Devam et öbür ayetleri oku. Dönüşüyle ilgili ayetleri okuyayım mı hocam? Evet. Şüphesiz, şeytandan Allah'a sığınırım, şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol budur. Zuhruf suresi 61. O kıyamet için bir alamettir diyor Allah. Yani kıyamet alametidir onun gelişi. Hazreti İsa için. Hiçbir peygamber için bunu söylemiyor Allah. Sadece Hazreti İsa için diyor bak. Bir fevkalelik var. Evet. O kıyamet için bir alamettir diyor. Evet. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'ya kitabın, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiği bildirilmektedir. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Maide suresi 110. Bir de bak beşik Mehdi kerimesidir karşılığı beşiğin. İnşallah. Bak, orada da bir Allah hatırlatma yapıyor. Beşik Arapçada Mehdi'dir kelimesi zaten. İnşallah. Mehdi. Ama ahir zaman gelecek Mehdi'nin anlamında değildir ama kelime olarak da tam Mehdi'dir. Bak beşikteyken de diyor. Evet. Yani Mehdi'leyken de gibi inşallah. Çıkıyor anlam. Maşallah. Değil mi? Evet. İnşallah. Ama tabii normal beşik anlamında oradaki anlamı. İnşallah. Ama bir gizli ima da var inşallah. Peki yaş olarak alındığı yaşta mı? 30 yaşındaydı evet o yaşta bırakılacak. Aynı yaş. İnşallah. Ondan sonra yeniden maddi cismin yani atomları molekül yapısı yeniden işlemeye başlıyor. Yeniden çalışacak. Yani zaman durunca madde de duruyor. İnşallah. Yani zamanın ve mekanın dışına çıkmış oluyor. Zamanın mekanın dışına gelip yeniden yaşlanmaya başlayacak. Yoksa öyle o şekilde kalır yani. Normal hayatını yaşadığı gibi hatırlayacak değil mi? Normalde bir peygamber olduğunu değil de. Yok bilmiyorum. Yani normal yani hafızasını kaybetmiş yaşadığı. Bir insan nasıl? Oluyor ya hafızasını kaybetmiş insanlar. Birçok şeyi sonradan öğretiyorlar, öğreniyor. O da birçok şeyi sonradan öğrenip öğrenecek. Kur'an'ı ezberleyecek. Bir kere okusa ezberler. Diğer kitaplar. Mesela Kur'an'ı baştan sona dikkatlice tek bir kere okumanı ezberler. Evet. Hafızdır onun için. O geçti ya şey. Evet. Hafızdır geçti. Evet hadisler. İncil'i de ezberden bilir. Tevrat'ı da ezberden bilir. Yani neyi okusa ezberler. Peygamberlerin özelliği. Yani. Peygamberimiz öyleydi. Hafızdı o. Hazreti Musa da hafızdı. Hazreti İbrahim de hafızdı. Hep hafızlar. Yani su gibi ezberden bilirler. Yani olağanüstü bir hafızalar oluyor. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'ya uyanların kıyamete kadar inkara sapanlara üstün geleceği haber verilmektedir. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ali İmran 55. Mesela bak teveffeni. Evet. Seni yanıma alacağım, vefat evet. ettireceğim. Evet. Yani baygın halde, uyur halde seni katıma alacağım diyor Allah. Evet. Değil mi? Evet. Ve sana uyanları, evet. biz mesela Hazreti İsa uyuyoruz, seviyoruz, peygamberimiz. Hı hı. O da İslam peygamberidir çünkü Müslüman zaten Kur'an uyuyor. O zaman biz onun zamanında olsaydık zaten İncil'e uyacaktık, hı. yine Müslüman olacaktık. Hı hı. Yani neysiniz dersin, biz Müslümanız diyecektik. Hazreti İbrahim zamanları da Müslümandılar. Yani o devirde hepsi Müslüman olurlar. Bak sana uyanları diyor, Müslümanlar ve Hristiyanlar. Hristiyanlar da İslam'a, Kur'an'a tabi olacaklar. Kıyamete kadar sizi hakim edeceğim diyor Allah. Evet. Yani dünya hakim olacaksınız diyor. Açık dünya hakimiyetine bahsedin ayet. Evet. Kur'an'da tüm kitap ehlinin Hazreti İsa'ya iman edeceği bildirilmiştir. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerlerine şahit olacaktır. Nisa 159. Nisa suresi 159. Bakın ehli kitaptan diyor vefat etmeden önce. Evet. Hristiyan ve Musevilerden her kim olursa olsun mutlaka iman edecekler diyor. Böyle bir devir gelecek. Bu ne demektir? Dünyada ne kadar Hristiyan ve Musevi varsa hepsi Müslüman olacak demektir. Bu ayet ancak öyle tahakkuk edebilir. Evet. Bir kişi kalmaksızın. Hepsi iman edecekler diyor Allah. Evet. Ayette. Evet. Bir daha oku ayeti. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur.
Bak, çok açık. Evet, inşallah. Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. İlk hepsi gelişinde böyle olmadı. Yani. Demek ki inşallah sizden. Tabii ki ilk gelişinde 12 kişi iman etti. Evet. Bak bu sefer bütün dünyayı iman ettireceğim diyor Allah. Evet, maşallah. Kitap zaten Müslüman iman ediyorlar. Allah onun için ayrıca onlar söylememiş. Ehli kitap hepsi iman edecekler. İnşallah. Bu dünya hakimiyeti olacağına dair ayetler işte. İnşallah. Ya bunda şartı muallak olur mu? Yok hocam, çok net maşallah. Evet. Çok açık yani. Çok açık. Kur'an ayeti. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'nın yetişkinliğinde de insanlarla konuşacağı bildirilmiştir. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de yetişkin kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Maide suresi 110. Kehlen ne demek? Yetişkinlik hocam. 35 ile daha yukarısı için verilen bir isim. 45-50 yaş. 50 yaş. 50 olgunluk çağı. Olgunluk çağı. Bu nasıl olabilir? Gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor inşallah. Maşallah. Değil mi? Bak beşikteyken de bir de o kayeti. Beşikteyken de yetişkin kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Bunun oluşması için de gelmesi gerekiyor işte. Evet. Kehlen. Çünkü 33 yaş gençlik olmuş oluyor. Kehlen grubuna girmez 33 yaş. Evet. Olgunluk çağı oluyor. Evet hocam. O zaman da konuşuyordun diyor Allah. Evet. Onun için dünyaya gelmesi gerekiyor. Bir ayeti daha geçiyor evet. Kehlen. Beşikte de yetişkinliğinde de kehlen de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Ali İmran 46 bu da. Evet. Hepsinde Mehdi kelimesi geçiyor zaten. Evet. Beşik Mehdi olarak geçiyor. İnşallah. Evet. Ayrıca hadisler de var. Zaten ehl-i sünnette yani ikinci bir ihtimal yok. Yok, evet. Inşallah. Yani ehl-i sünnette kesin hükümdür Hazreti İsa'nın iniş. Yani evet. Tartışılan bir konu değildir. Evet. İnşallah. Şiilikte de öyle, Caferilikte de öyle. Maşallah. Mehdi'nin gelişi de öyle. Yani hiçbir mezhepte reddeden yoktur. Evet.